Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle çok güzel bir pizza yapacağız. Malzemelerimiz hamuru için burada. Öncelikle ben 3 su bardağı un koydum. Bir paket maya, burada eritilmiş hali var. Erimesi lazım haliyle. Şöyle hızlıca başlayalım. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz arkadaşlar. Ve aldığı kadar su, şimdilik bir bardağından bile daha az suyla başlıyoruz. En sonunda hamurun bitiminde bir araya geleceğiz arkadaşlar. Şimdilik ara verelim. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Yaklaşık 1,5 saat beklettik. Hamur için 3 su bardağı una, ortalama 1 su bardağı su koydum. Ama bu oran hepinize değişiklik gösterebilir. Onun markasına göre değişiklik gösterir. O yüzden kıvam, kulak memesi kıvamına gelene kadar devam edeceğiz. Hamur konusunda pek uzman değilim. Eşimden yardım aldım. Şimdi sosunu yapacağız. Sosuna ben 1 yemek kaşığı salça, domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası koydum. Bu sizin zevkinize göre değişir. İsterseniz hepsini domates koyun. Elinizde ne varsa onu koyun, fark etmez. Biraz yağ koyacağız, ortalama bir yemek kaşığı. Ben kırmızı toz biber 1 çay kaşığı, pul biber 1 çay kaşığı, 2 çay kaşığı da kekik koyacağım sosuna. Çok az bir de su koyacağım. Çok az. Yani göz kararı arkadaşlar. Öyle çok bir şey fark etmiyor. Bu şekilde karıştıracağız. Kıvamı getireceğiz. Kıvamı birazdan getireceğim. Hamurumuzu alıp ben yuvarlak tepsiye koydum ama istediğiniz şekilde bir tepsiye koyabilirsiniz. Bende yağlı kağıt var yapışmaması için. Sizde yoksa altına yağ da sürebilirsiniz. Fark etmez. Bu şekilde yavaş yavaş yayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu işte biraz amatörüm ama pizza gerçekten muazzam olacak. Emin olabilirsiniz buna. Arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde açtık. Çatalla da bu şekilde deliyoruz. Delme amacımız hamurun kabarmaması. Pizza hamuru sonuçta, yani kabarırsa tadı kötü olmaz ama görüntü bakımından biraz sıkıntı çıkabilir. Geldik hamurumuzu. Şimdi hazırladığımız sosu böyle güzelce yedireceğiz. Sos çok önemli. Sosun kıvamı da önemli, tadı da önemli. Pizzanın zaten olmazsa olmazı. Görüntü bulanıyor mu hala? Bol bol yazalım, yapalım. Ben içine tuz atmadım sosun. İsteyen damak zevkine göre tuzunu atar. Ben herhangi bir yanlışlık olmasın diye şu an hiçbir şey yapmadım. Bir tek hamurunu attım tuz. Eğer ki az gelirse ekleriz ya. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi ilk olarak ben mantar böyle doğradım. 4 tane falan mantar ortalama. Mantarlarımızı diziyoruz. Sucuklarımızı doğradım. Mantar ve sucuğu ilk sıraya karışık yapıyoruz. Hızlı hızlı yapalım. Sevmiyorsanız atmayabilirsiniz. Bunda bir her zamanki gibi hiçbir yaptığım yemekte mecburiyet yok. Zevkinize göre ayarlayabilirsiniz hepsini. En önemli olan sizin neyi sevdiğiniz. Mantarlarımızı attık. Ben yeşil zeytin doğradım. İsteyen siyah zeytin doğrar. İsteyen
Hiç doğramaz zeytini. Aralara zeytinleri atıyorum. Sıralamayı unutmayın. Şimdi yanlış sıralamayla yaparsanız malzemeyi yakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mısırları atıyorum. Bunlar da önemli. Lezzet bakımından çok önemli. Malzemelerde zevkinize göre atıyorsunuz. Dediğim gibi oran yazmayacağım bunu. Göz kararı. Şimdi kaşar ve domates atacağım. Bunun şeyini de dizelim. Gerçekten süper olacak ama buna emin olabilirsiniz. Daha önceden bunu yedim ama bu ilk yapışım, sizlerle yapıyorum bunu ilk defa. Ama tadı, şimdi belki abartıyor diyorsunuz ama Domino's'ta da pizza yedim. Diğer pizza firmalarında da yedim. Bu kadar güzelini yememiştim daha önceden. Doğru şekilde yaparsanız emin olun bayılacaksınız arkadaşlar buna. Fırını da bu arada önceden açtım. Isınıyor 200 derecede. Önceden ısınmış fırına atacaksınız yani. Kaşarını da attık. Tamam. Şimdi fırına sürmez vakti geldi. Arkadaşlar önceden ısınmış fırına atıyorum şu an. Arkadaşlar pizzamız hazır. Ortalama 25-30 dakika pişti. Önce bir sıcağını atsın fırın. Ama efsane değil yani, bir şaheser oldu arkadaşlar. Şu pizzanın güzelliğine bakar mısınız? Yani efsane oldu. Şimdi ben kaşarı tam yağlı olmadığı için hemen attım. Eğer ki kaşarınız tam yağlıysa 10 dakika kala atabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan sunumla karşınızda olacağım. Arkadaşlar pizzamızı kestik güzelce. Harika olmuş dediğim gibi. Şu an yemeğe hazır. Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar.